Bravo Yüce Oğuz. Gerçekten de yüceymişsiniz. Ne demek oluyor şimdi bu? Hep patronlar yanında çalışanları denemek için yere para bırakırlar. Bakalım alacak mı diye. Bu sefer de ben patronumu denemek istedim. Ama maalesef parayı almadınız Yüce Oğuz. Almanızı çok isterdim. Şöyle bir düşün bakalım Hades. Bu para benim ne işime yarayacak acaba? Doğru. Ama ne yalan söyleyeyim, yücelik size çok yakışıyor Yüce Oğuz. Müthiş bir heybetiniz, acayip bir karizmanız var be. Bu kadar yalakalıktan sonra çıkar bakalım dilinin altındaki baklayı. Kesinlikle yalakalık değil Yüce Oğuz. Doğruyu söylüyorum. Hem menfaatimin olmadığı bir yerde neden yalan söyleyeyim ki, değil mi? Bilemem. Ha, yalnız Yüce Oğuz, aklıma geldi de... Bana bir konu hakkında söz vermiştiniz. Belki onu yerine getirirseniz. Söz mü? Ne sözü? Bana istediğim zaman kötülükler mahzeninden bir yardımcı alabileceğimi söylemiştiniz ya. Evet, evet. Öf. Peki alabilirsin. Bana bak. Sen yaşlandın galiba. Bakıyorum da yardımcı olmadan çalışamıyoruz. Yok Yüce Onos. Ne alakası var? Baktım. İyilik çok eğlencesiz, çok sıradan bir şey. Ben de kötülüğü eğlenceli bir hale getirmek için yanıma yardımcı istedim. Pekala, pekala. Git kötüler mahzenine, istediğin kötüyü seç götür. Teşekkür ederim Yüce Onos. Bu kötülüğü sizin şerefinize yapacağım. Kötülükten, yalancılıktan daha güzel ne var? Daha güzel ne var? Kötülük yap sen arkadaşına, kötülük yap sen komşularına. Herkes böyle düşünürse cehenneme döner dünya. Oh be. Artık ben kaçayım.